28 Mayıs 2019 Salı günü gündemiyle ulusal kanal ve radyolarımız aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yere bir kez daha günaydın değerli dinleyicilerimiz. 28 Mayıs'ta sabah gündeminde özellikle böyle vura vura kardeşlerimize selamlarımızı iletmiştik. Azerbaycan'ın Cumhuriyet günü bugün ve yayınımızı takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Sağ olsun ne zaman İstanbul'a gelse davetimizi kırmayan isimlerden bir tanesi. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Doktor Ahmet Şahidov bugün stüdyomuzda. Hocam ne güzel sizi görmek. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Yine bir İstanbul ziyaretinde bizi kırmadınız. Evet. Sabahın erken saatinde stüdyomuza şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık hocam. Azerbaycan Cumhuriyet Günü yani bizi böyle heyecanlandırır. Evet. Kardeşlerimizle bu mutluluğu paylaşmak. Bir Cumhuriyet Günü'nü ayrıntısını sizden dinleyelim. Tarihteki süreci böyle bir özet olarak üzerine sohbetimiz devam etsin. Teşekkür ederim. Ben de tüm ulusal kanal izleyicilerini, ulusal radyo dinleyicilerini selamlıyorum. Arkadaşlar da hemen evet, güzel. Evet tam 100 yıl, 101 yıl bundan önce Müslüman dünyasında bir cumhuriyet kuruldu. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 yılında 28 Mayıs tarihinde. O zaman tarihten da biliyoruz zor bir şartlar var idi ve Kafkaslar'da bir Müslüman dünyasında ilk demokratik cumhuriyet Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti oldu. Zor şartlar oldu. Bir taraftan Çar Rusyası, Bolşevikler, diğer taraftan da diğer düşmanların baskısı ve maalesef 2 yıl sürdü Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti. Ama bu 23 ay bir zaman yaşamasına bakmayarak Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarihte birçok ilklerle yatta kaldı. Müslüman dünyasında, Şerq dünyasında ilk demokratik bir cumhuriyet olduğu, kadınlara ilk seçim ve seçmek ve seçilmek hukuku ilk defa Azerbaycan'da verildi ve Azerbaycan'ın bugünkü üç renkli bayrağı ilk defa 1918 yılında ilan edildi ve o yüzden biz bu Cumhuriyet Günü'nü hala kutluyoruz ve 28 Nisan 1920. Yıl tarihinde o zamanki Rus Bolşevik koşunları Azerbaycan'a dahil oldu ve Azerbaycan kendi bağımsızlığını kaybetmiş oldu ve Sovyetler içine dahil oldu. Yani bu yıllar ərzində 101 yıl geçmesine bakmayarak birçok şeyler değişti, birçok şeyler değişmedi. Değişmeyen bizim dostlarımız oldu ve o zaman da her zaman Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye Cumhuriyeti bugün de 101 yıl geçmesine bakmayarak bugün de Türkiye-Azerbaycan kardeşliği tüm dünyaya bir örnekti. Bizim bugün gururla, fəxrlə söylediğimiz bir şey var ki, bir millet, iki devlet, Türkiye ve Azerbaycan. 101 yıl bundan önce de böyleydi. Bugün de 2019 yılında da bu şartlar hiç değişmedi. Bizim daha sonra Pakistan gibi bir kardeş ülkemiz var ki her zaman o yıllarda da bize hep desteği oldu. Azerbaycan Pakistan'a desteği oldu. O zaman Pakistan'da büyük bir acılık, sefalet sürdürürken Azerbaycan o zaman Pakistan'a altınlarla yardım etmiş oldu ki Pakistan devleti de, Pakistan halkı da bunu bugün unutmuyor ve Türkiye'nin yanında Azerbaycan'a tam destek veriyor. Yani ne yazık ki Azerbaycan'ın 101 yıl önceki düşmanları da değişmedi. Bugün Azerbaycan'ın üzleştiği Dağlık Karabağ konusu var. Biliyorsunuz Azerbaycan tarih boyu topraklarını kaybede de geldi. 1918 yılında Azerbaycan kendi bağımsızlığını ilan ettiğinde bir cumhuriyet olarken 114 bin kilometre kare bir toprağı var idiyse bugün 2019 yılında 86-87 bin kilometre kare var. Onun da %20'si işgal altındadır bugün ve Dağlık Karabağ ve ona birleşik 7 bölge bugün Ermeni işgali altındadır. 1 milyondan artık bizim göçmenimiz var. Bu da 101 yıldan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üzleştiği bir sorunlardır. Yani bu sorunları bir dahaki 100 yıla
taşımamaq üçün biz bugün ayaqdayız. Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan halkı, Azərbaycan gəncləri hər zaman Azərbaycanın səsini tüm dünyaya iletməyə çalışıyoruz. Yəni bu yüzdən Sovetlər dönemi dağıldıqdan sonra 90-cı illərin başlanğıcında Azərbaycan da digər eski Sovetlər Cumhuriyyətləri kimi kendi ikinci dəfə bağımsızlığını ilan etdi və 1991 yılında Ekim ayının 18-də Azərbaycan ikinci dəfə bağımsızlığını ilan etdi. Yəni bugün Azərbaycanda yılda iki kərə bağımsızlık, cumhuriyet günü var. Onun bir farkını öğrenin. Evet. Bugün cumhuriyet günü ama. Bugün cumhuriyet günü. Yani evet, biz de şeyi düzeltelim. Evet. Bağımsızlık tamam doğru yani tam olarak ama. Aslında bağımsızlık, cumhuriyet ikisi cumhuriyet diye yer varsa imkan düzeltelim. Kavramda. Eyni aynı ifadeler. Evet, ama gün ifade olarak ediyor. Farklı. Evet. Ama yani tarih boyu ilk defa dünya tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti diye 28 Mayıs 1918 yılında ilan edildi. Ve sonra Azerbaycan bir ülke olarak ihlal edildi, yani işgal edildi ve 70 yıl Sovyetler döneminde yaşadık biz ve ikinci kere Azerbaycan kendi bağımsızlığını 18 Ekim 1991 yılda ilan etti. Yani her ikisi bizim için kutsal bir tarih, her mutlaka ikisi bizim için bir müqəddəs bir anlam ifade eden bir tarihti, ama bu cumhuriyetimizin İlk başlanış noktası 28 Mayıs 1918 yıldır ki, yani onun da ilk başkanı, cumhurbaşkanı diye Mehmet Emin Resulzade oldu ve onun silahdaşları bizim dedelerimiz oldu ki, ilk defa Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucuları oldular ve o zaman da Mehmet Emin Resulzade'nin ve onun silahdaşlarının Türkiye ile, Türkiye Cumhuriyeti ile çok sık ilişkileri oldu ve Azerbaycan'ın ilk başkenti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk başkenti Gəncə şəhəri oldu, daha sonra Bakü'ye köçürüldü və biz hatırlıyoruz Bakü'nü işğaldan, işğalla üz-üzə olarkən Nuri Paşa'nın ordusu, o zamanki Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarından, paşalarından olan Nuri Paşa'nın ordusu Bakü'nü işğaldan azad etdi və biz o tarihi də bugün sevərək kutluyoruz və bugün Azərbaycanın Bakü'nün, başkent Bakü'nün ən üst bir yerində bir Türk şehidliyi var. Və Türk bayrağı asılır. Hər zaman biz Azərbaycan şəhidlərini anarkən o Bakünü işğaldan azad edən bizim canımız Türkiyənin şəhidlərini də anıyoruz. Və hər zaman 101 yıl geçməsinə baxmayaraq bugün də bir Türkiyə dövləti, Türkiyə insanı Azərbaycanla yanaşıdır, Azərbaycanın yanındadır. Biz bunu unutmuyoruz. O yüzden yani Cumhuriyet gününün en böyle geniş kutlamaları hem de Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde ayrı ayrı şehirlerde kutlanıyor. Biz de bugün İstanbul'dayız ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde, Büyükelçilik'te, diğer üniversitelerde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 101. yılını, 101 yaşını kutluyoruz. Özellikle ulusal kanala da teşekkürümü bildireceğim. Her zaman biz İstanbul'a geldiğimizde, Türkiye'ye geldiğimizde bize ev sahipliği edir, kapılarını bizim yüzümüze açır. Her zaman Azerbaycan hakikatlerinin, Azerbaycan gerçeklerinin de tüm dünyaya, Türkiye kamuoyuna, Türkiye insanına iletilmesinde ulusal kanalın çok büyük faaliyeti var, zahmetleri var. Azerbaycan'da da bunu biliyorlar. Seve seve izliyoruz hepsine ulusal kanalı. Olsun. Görevimiz ne demek? Yani bu kadar özet. Yani kazandıklarımız da var. Maalesef kaybettiklerimiz de var. En büyük kaybımız tabii ki bizim topraklarımızdı. Tarihi topraklarımızdı. Ama yine Sovyetler dönemi dağıldıktan sonra, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bizim bir Azerbaycan Cumhuriyeti olarak kaybettiğimiz topraklar bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin %20 oranını teşkil ediyor. Dağlık Karabağ ve ona birleşik 7 bölge. Yani şu anki bugünkü mücadelemiz bununla ilgili. Tüm uluslararası platformlarda, tüm görüşlerde Avrupa'da, AGİT olsun, Avrupa Konseyi olsun, Birleşmiş Milletler olsun, her zaman bizim esas konumuz, esas amacımız Dağlık Karabağ ve ona birleşik Azerbaycan topraklarının işgaldan azad edilmesi, Azerbaycanlı kaçkın ve köçkünlerin kendi ata baba topraklarına geri dönmesidir ki
1 milyondan fazla bir Azərbaycan insanı var ki, bugün kendi dede-baba topraklarından göçmen düşüblər. Bir de son yıllar bir insan hakları savunucusu olarak benim özellikle faaliyetimin esas amacı bir de Azeri rehineler var ki, onların Ermeni rehineliğinden... Çok mücadele ediyorsunuz, evet, siz. Nedir yani, son durum? Yani son durum şu anda biraz buzlar erimeye doğru gidiyor. Biliyorsunuz ki 2014 yılının Temmuz ayında Azeri rehineler Dilgam Askerov, Şahbaz Guliyev ve Hasan Hasanov Ermeni askerleri tarafından rehin alındı ve Hasan Hasanov hayatını kaybetti ve diğer iki rehine şu ana kadar artık 5 yıldır ki Ermeni tarafında tutulmakta. Bu yıllar ərzində daha bir rehinemiz bir ay bundan öncə Mart ayının 16-sında yanılmıyorsam Mart ayının 16-sında Ermeni askerleri tarafından rehin alındı. Şu anda 3 genel olarak 3888 Azeri rehinemiz var Ermeni tarafında kayıp düşmüş olarak not edilmekte ama canlı olarak bildiğimiz elimizde delil olan 3 kişi var ki Dilgam Askerov, Şahbaz Guliyev ve Elvin İbrahimov'du. Onlar şu anda Ermeni tarafında rehin olarak tutulmakta. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Viyana'da geçirdiği görüşte, daha sonra Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'da geçirdikleri görüşmeler zamanı böyle humanist adımların atılmasıyla bağlı bir ilkin anlaşma var. Yani bu anlaşmanın da içinde hem de bu rehinelerin değiştirilmesi söz konusu. Çünkü Azerbaycan tarafında da 3 Ermeni istihbaratçı var. Onlar 2019-2014 yılında Azerbaycan tarafına geçmek isterken tutuklanan Arsen Bagdasaryan, 2017 yılında tutuklanan Zaven Karapetyan ve 2018 yılında Temmuz ayında Azerbaycan tarafında bir terör aktı töretmeye cəhd ederken tutuklanan bir Ermeni istihbaratçı Karen Kazaryan. Şimdi 3 Ermeni istihbaratçısının 3 Azeri rehineyle değiştirilmesi söz konusu. Son aylara kadar Ermenistan tarafı bu hamının hamıya değiştirilmesiyle bağlı ikna olmuyordu. Ama bu son Viyana ve Moskova görüşlerinden sonra bu değiştirmeyle bağlı buzlar erimeye başladı. Ve Ermenistan Başbakanı da bununla bağlı bazı hazırlıkların sürdürüldüğünü söylüyor. Ermenistan Savunma Bakanı da isimlerin netleştirilmesiyle bağlı bir araştırma apardıklarını söylüyor ve en önemlisi Nisan ayının 30'unda Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ermenistan tarafına hitaben söyledi ki bu esirlerin değiştirilmesi, rehinelerin değiştirilmesi konusunda Azerbaycan'la anlaşmaya bir lüzum var, gerek var. O yüzden bu ilerlediğimiz aylarda, yakın aylarda bekliyoruz ki bu değiştirme, rehinelerin değiştirilmesi konusu baş tutsun. Bu da bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, bu konfliktinin, bu savaşının belki yakın gelecekte bir barışla sonuçlanmasına getirip çıkarabilir. Ama yine söz konusu bizim topraklarımızdır. Yani bunu hiçbir halda torpaktan vazgeçmek, bunu düşmana vermek söz konusu değil. Biz de yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ama önemli bir aşama, görüşmeler bir nispi de olsa bir düzleme girdi en azından, evet, bu karşılıklı takas çerçevesinde. Ama işte sizlerin anladığım kadarıyla bu uluslararası arenada gerçekleştirdiğiniz mücadele bence güzel sonuçlar veriyor. Belki onun önemli etkilerinden bir tanesi UEFA Avrupa şampiyonu, evet, Bakü'de belli olacak. Evet, Chelsea ve Arsenal karşı karşıya geliyor. İşte Bakü'de final 2019'da gündeme yansıyan başlık. Tabii böyle bir hemen siyasete ya da o düzleme çekmeye çalışanlar var. Bir o ayrıntıyı tabii dinleyelim ama tabii üzerine son maçı da konuşmak istiyorum. Yarın Mayıs ayının 29'u tüm dünyanın gözü Azerbaycan'da olacak. Evet. Bakü'de olacak çünkü Şampiyonlar Ligi'nin final maçı, final oyunu Arsenal-Chelsea başkent Bakü'de oynanacak. Bakü Olimpik Stadyonu'nda. Artık Azerbaycan buna hazırdı. Biz her zaman Azerbaycan son yıllar idman, spor,
müzik festivallarına, çeşitli uluslararası yarışlara ev sahibliği etdi. Eurovision olsun, İslam oyunları olsun, Formula 1 olsun və bu Arsenal-Chelsea oyunu da bunun bir devamı. Amma nə yazık ki, bazı batı dünyasındakı bazı güclər, bazen də erməni lobbisinin təsiri altında olan bazı çevrələr bunu bilə bizə qısqanmaya başladılar və sporu politikayla qarışdırdılar. Yəni, bunun da bir nədənini buldular, sözdə bir nədənini buldular. Çünki Arsenal futbol klubunun bir oyuncusu, erməni əsilli bir oyuncusu Henrikh Mkhitaryan kendi güvenliği acısından, sözde kendi güvenliği acısından Bakü'ye gelmekten imtina etti. Henrikh Mkhitaryan hem de Ermenistan futbol milli takımının kapitanı. Bir de Dağlıq Qarabağ, işgal olmuş Dağlıq Qarabağ topraklarına, Azerbaycan topraklarına izinsiz sefer etmiş birisi. Yani Azerbaycan kurallarına göre Dağlıq Qarabağ və digər topraqlara Azərbaycanın rəsmi Bakının izini olmadan səfər edən tüm insanlar, tüm vətəndaşlar siyah listəyə salınıyor. Amma Henrikh Mkhitaryan Dağlıq Qarabağa getdiyinə rağmen bu futbol oyununa görə Azərbaycan onu o listədən çıxardı və sərbəst şəkildə Bakıya, Azərbaycana gələ biləcəyini söylədi və UEFA-ya da ən üst düzey bir güvenlik garantisi verdi. Buna rağmen Erməni lobbisinin təsiri altında olan Henrikh Mkhitaryan Bakü'ye gelmemeyi tercih etdi ki, bu Bakü'ye karşı, Azerbaycan'a karşı bu qara yaxma kampanyasını, bu PR kampanyasını bir zemin yaratmış olsun. Yani bu, özellikle de Britanya, Birleşmiş Krallığın Dışişleri Bakanlığı bu ilə bağlı çok gülünç bir açıklama verdi ki, Bakü güvenli şehir değil diye ve uluslararası insan hakları bir teşkilatı var, Amnesty International. O da Azerbaycan'a karşı bazı açıklamalarda bulundu ki, Azerbaycan'da güya demokrasi ve insan hakları ihlalleri var ve Bakü güvenlik şehir değil diye Arsenal Chelsea oyununu neden Bakü'de geçiriliyor? Biz de bir insan hakları savunucusu olarak buna cevabımızı verdik ve kendi dillerinde cevap verdik. 2018 yılı için bir rating listesi var. World's Safest Cities Ranking. Yani dünya şehirlerinin 2018 listesi. Güvenlik açısından dünya ülke şehirlerinin listesi ve orada 340 şehir içerisinde başkent Bakü 50. yerleri. Kendi güvenlik açısına göre dünyanın en tanınmış başkentleri olan Oslo'dan, Moskova'dan, Budapeşt'dan, Polonya'nın başkenti Varşova'dan daha güvenli şehirdi ve Azerbaycan'a karşı bu cephe açmış Birleşmiş Krallık Dışişleri Bakanlığı'na da onu iletmek istiyoruz ki Birleşmiş Krallık'ın Liverpool dahil 10 şehri Bakü'den sonraki yerleri tutmakla güvenlik açısından. Yani bu yüzden Bakü'nün bir güvenli şehir olmadığını söylemek bu gerezli yanaşmadı, çifte standartlardı. Artık sayılı saatler kalmış Arsenal-Chelsea oyununa. Artık Londra'dan Bakü'ye direkt charter reisleri 60 tane direkt uçuşlar var. Artık tüm biletler, tüm sektörlerde biletler satılmış, otellerde artık tüm yerler bron edilmiş. Yani yarın akşam saatlerinde artık tüm dünyanın gözü Bakü'de olacak. Bu da Bakü'nün genellikle Azerbaycan'ın dünyada güvenli bir şehir olduğu anlamını veriyor. Artık Bakü dünyanın spor, müzik ve diğer yarışlarına ev sahipliği etmektedir. Son derece önemsiyorum ben bunu. Evet. Yani benzeri şeyleri biz de vaktinde ülkemizde yaşadık 90'lı yıllarda. Bazı işte Türkiye'deki futbol müsabakalarında işte hatırlarım Güney Kıbrıs Rum yönetimi takımı çıkmamıştı mesela falan filan. Ama bunlar olur ama iş yoluna mutlaka girer. Hele yarın akşam itibariyle gelmeyenler gelmediğine pişman olur. Evet. Oradaki manzarayı gören Bakü'nün Azerbaycan'ı kardeşlerimizin misafirperverliğini görenler orada bu işe pişman olur sonradan ve o elbette uluslararası kamuoyunda en çok konuşulanlardan biri. Sizin favoriniz var mı? Ben yani aslında Arsenal'a
Arsenal'ı izleyeceğim. Çünkü en azından orada bizim bir can kardeşimiz var, Mesut Özil. Bir Türk olduğu için. Evet. Onun şerefi... da mesajı güzelmiş. Evet, gerçekten. Onun da bir mesajı oldu. Bu Henrik Mkhitaryan'ın bir tweet açıklamasından sonra biz zaten bekliyorduk ve beklentimiz de kendisini doğrulttu ki Mesut Özil de bir tweet attı ve böyle bir sarı sime dokundu ki can kardeşlerim artık sayılı günler kalıp Azerbaycan'a geleceğim. Azerbaycan Türkçesinde özellikle bunu yazdı. Bayağı da bir dikkat çekti ve o da Bakü'ye iki gün önce Bakü'ye indiğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Arsenal Futbol Kulübü özellikle Mesut Özil. Yani Mesut Özil'e göre, bir Türk kardeşimize göre tabii ki Arsenal'ı izleyeceğim ama hangisi elbette güçlüdürse... Elbette iyi oynayan kazansın. Evet, iyi oynayan ben hani kazansın Mesut diyoruz. Özil'in mesajını da duyalım diye özellikle giriş yaptım. Çok güzel bir karşılaşma olmasını, evet. Dünyada böyle eşine ender rastlanan bir mücadele olmasını ben de canlı gönülden arzu ediyorum ki Bakü'müzün sesi duyulsun o çerçevede. İyi oynayan kazansın. Mesut Özil'imiz de geceye çok büyük bir katkı sağlasın ve kupayı da Bakü'den hak eden taraf alsın ve kendi müzesine koysun diye ifade edelim. Şimdi İstanbul'da bu Cumhuriyet Günü çerçevesinde yapılacak etkinliklerde neler var onu da İstanbul'da sormak isterim. Bugün ve yarın yanılıyorsam. Evet, İstanbul'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu Cumhuriyet Günü'yle bağlı bazı etkinliklerde bulunacağız. Hem Büyükelçiliği'de hem de bazı üniversitelerde Cumhuriyet Günü'yle bağlı etkinlikler var. Oraya davetliyiz. Ve yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Orada da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kutlama etkinliklerine katılacağız. Bütün bunları özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nde, yavru vatan dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapmamızın bir anlamı da bize özel olan günlerde, bizim için önemli olan günlerde Türk kardeşlerimizle birlikte olmamız ki bu da hem tüm Türk dünyasına hem de tüm insanlığa, dünyaya bir mesajdı ki Türkler her zaman birdi ve biz bugün Türkiye'nin karşısında duran birçok sorunlarda da terörle mücadelede ve diğer sorunlarda da her zaman Türkiye'nin yanındayız, Türkiye devletinin yanındayız ve Azerbaycan'dan baktığımızda Türkiye tek Türk dünyasının değil tüm Müslüman dünyasının, İslam dünyasının en güçlü devleti ve bir ümit yeridir. Azerbaycan bugün üzleştiği birçok sorularla ilgili Türkiye'nin yardımını, desteğini her zaman hem bekliyor hem de ümit ediyor. Ve bugün bizim bazı komşularımızın Azerbaycan'a baskılarının karşısında Türkiye var. Yani Türkiye'ni göze alıp Azerbaycan'la açık savaş açmaktan çekinen birçok ülkeler var, birçok güçler var. Yani Türkiye bizim hem özümüzdü, canımızdı, kardeşimizdi, hem tarihimizdi, dünümüzdü, bugünümüzdü, bir de bizim geleceğimizdi. Yani her zaman bizim geleceğimiz Türkiye Cumhuriyeti ile, Türkiye insanıyla, Türkiye devleti ile birlikteydi. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ten Mehmet Emin Resulzade'ye, Haydar Aliyev'e kadar her zaman her iki ülkenin liderleri de birlikte oldular, bir mücadele ettiler. Biz de o insanların torunları olarak bu mücadeleyi, birlikte mücadeleyi sürdürmekte. Bu bizim bir şeref borcumuz. Hakikaten saygıyla Sayın Aliyev'i de anmış olalım bu vesileyle. Gerçekten Türk dünyasına çok büyük katkıları oldu. Bölgesel açıdan da böyle işbirlikliği ve ekonomik süreçlerin böyle hız kazandığı bir dönem. Evet. Özellikle Asya coğrafyası büyüyor. Evet. İşte Çin'i, Rusya'yı, işte İran'ı konuşuyoruz ama Azerbaycan'da da son derece önemli ekonomik faaliyetler ve Türkiye'de buluşan birçok etkinlik bu da gözümüze çarpıyor işbirliği ve ekonomik süreç açısından. Ve bir yandan da işte son olarak Vatan Partisi işte Çinli iş dünyasıyla Türk iş dünyasını buluşturuyor. Bunun bir kolu da elbette Azerbaycan olacaktır ilerleyen yıllarda. Nasıl bakıyorsunuz? Bu çok önemli. Bugün Azerbaycan Kafkaslar'da hem jeopolitik hem de ekonomi alanda çok önemli bir bölgede. Bakü-Tbilisi-Ceyhan olsun, Bakü-Tbilisi-Erzurum, Bakü-Tbilisi
Xalq Əlaki, Bakı Tbilisi, Kars və digər projələr və bunun önəmini artıq böyük güclər də anlamaqda. Çindən bahsettiniz, Azərbaycan Cumhurbaşqanı Sayın İlham Əliyev mayıs ayında Çində idi və bir kəmər, bir yol deyə bir mega proje var. Və bu nə mutlu bizə ki, bu proje özəlliklə Azərbaycandan geçmək üzərə Türkiyə və oradan da Avropaya geçəcək. Yəni bugün dünyanın iki gücü var. Amerika Birləşmiş Devletleri və Çin və artıq Çin ekonomik açıdan dünya liderlərinə ulaşmaqda və bu ekonomik üstünlüyün, ekonomik liderliyin həyata keçməsində Azərbaycanın, Türkiyənin yeri çox önəmlidir. Bugün Çindən gələn bir kəmər, bir yol özəlliklə Hazar bölgəsindən gələcək, Azərbaycandan keçəcək, daha sonra Gürcistan, Türkiyə, oradan da Avropaya. Artıq Çin-Avropa ilişkiləri Azərbaycan və Türkiyə üzərindən keçəcək. Bu acıdan təbii ki, Çinlə ilişkilər daha güzel olmalı və Azərbaycanda da bunu anlıyorlar. Həm ekonomik acıdan, həm dünyanın lider ülkesidir bir Çin və bu konuda özəlliklə Türkiyə Cumhuriyyətində son aylar Türkiyədə baş verən olaylar, seçim öncəsi Vatan Partisi və onun lideri Sayın Doğu Perincek'in bu konuda fəaliyyətləri çox önəmli. Çünki zaman-zaman biz bakıyoruz Rusiya ilə Türkiyə arasındakı ilişkilər, Çin ilə Türkiyə arasındakı ilişkilər biz soyuq laşmağa doğru getdi və ən son nöqtədən daha ileriyə aparılmasında, götürülməsində Vatan Partisinin və onun liderinin çox böyük fəaliyyətləri oldu ki, yenə də sonda tək Vatan Partisi kazanmadı, Türkiyə kazanmış oldu. Çünki Türkiyə hər nə qədər Batı ölkəsi olsa da, bu dünya gücləri ilə, Rusiya ilə, Çin ilə iyi ilişkilər qurmaqda faydası var. Bu həm region üçün, dünyada barışın var olması üçün, həm də bir Türkiyənin kendi ekonomi, siyasi açıdan faydalanması üçün Rusiyanın, Çinin ilə ilişkilərin üst düzeydə tutulması bir şartdır. Bu konuda da, bu siyasi bir arenada da Vatan Partisinin bir anahtar rolunu oynaması, bir vasitəçi rolunu oynaması çok önemli. Yani. Çok teşekkür ederiz. Bir kuşak bir yolu gerçekten önemsiyorsunuz ama bölge tabii. Dinamiği açısından değil evet, mi? Evet tabii ki. Yani bu yine diyorum Çin'in Avrupa'ya çıkış noktasındaki yani bu da bizim Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Bu Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın hem maliye açısından, ekonomik açıdan daha da yükselmesi neden olacak. Bir de o politik açıdan. Yani Azerbaycan Türkiye artık dünya projələrinə bir ev sahibliyi etməkdədir deyəlim. Yəni bu bizim hər tərəfdən bizim üçün çox önəmli. O yüzden Türkiyədə, Azərbaycanda Çinlə bağlı ilişkilərə çox önəm verilməli. Yəni artıq Azərbaycanda da buna bayağı bir diqqət zaman ayrılır. Fəaliyyətlər var Azərbaycan-Çin ilişkiləri ilə bağlı. Rusiya ilə də ilişkilər zaten bizim bir komşumuzdur Rusiya. Rusiyada bugün 3 milyon Azərbaycan türkü yaşıyor və Rusiya-Azərbaycan ilişkiləri də ən üst düzeydə. Yəni bu bir dövlət politikasının bir iç hissəsidir ki, komşularımızla istər Rusiya olsun, istər İran olsun, digər komşu ölkələrlə çox iyi ilişkilər qurulması bizim dövlət politikamızın bir hissəsidir. Türkiyədə də bu politikanı Vatan Partisi və onun lideri sürdürməkdə və çox başarılı bir politika sürdürülüyor və artıq bir zamanlar Rusiya ilə soyuq ilişkiləri olan Türkiyə artıq anlamış durumdadır ki, onun belə deyim, dostları heç də Amerikada deyil, Batıda deyil və zaman-zaman onlar Türkiyə sınırlarında hangi oyunlar oynadılar Türkiyəyə qarşı, Türkiyənin istiqrarına qarşı, Türkiyənin toprak bütünlüyünə qarşı. Yenə bu politikada ben böylə bakıyorum ki, Rusiya daha itibarlıdır. Amma yenə Türkiyə dövləti, Türkiyə insanı daha ayaq sahib olmalı. Çünki politika öyle bir şeydir ki, dengeler her zaman değişebilir. Amma yenə bugün için baksak, Rusiya, Çinlə iyi ilişkiler kurmak, Türkiyənin
milli çıkarlar açısından çok faydalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Bizi kırmadığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. İki son dakika bilgisi var. Onları da paylaşalım. Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem heyecan yaratmış. Bölgenin kaymakamı Bekir Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre sarsıntı 350 metre açıkta Bodrum'da ve 7.8 kilometre yerin derinliğinde meydana gelmiş. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Öte yandan deprem ilçelerin farklı noktalarında da hissedilmiş. Bir diğer bilgi, terörle mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sirtillo'da düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi. Sabah ilk bilgiyi sizlerle biz paylaşmıştık. Bir son dakika bilgisi olarak onun ayrıntısında daha önemli bir veri ortaya çıktı. Teröristlerden birinin turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan Naif Maral olduğu da tespit edilmiş. Bölücü terörle mücadelede kahraman Mehmetçiğimize, polisimize, askerimize başarılar diliyoruz. Her zaman da arkalarındayız. Yayınımızı da bu notta tamamlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Bugün konuğumuz Azerbaycan Cumhuriyet Günü değerli dinleyicilerimiz ve yarın akşam Bakü'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir mücadele olacak. Onun notlarını değerli Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Doktor Ahmet Şahidov hocamızla konuştuk. Sağ olsun Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı. Birlikte veda edeceğiz değerli hocam. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte vedamızı yapıyoruz. Sevgili Harun kamera ve Jimişpin arkasındaydı. Rejide de yerini almış, görmedim arkada. Sevgili Gizem ve Caner, yayının size ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarım. Burak Dıvarcı ile hazırladık ve Esra Babacan da yönetti. Ahmet hocamla birlikte hepinize mutlu, sağlıklı günler diyoruz. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.